Mehmet Yılmaz T24 mülakat yoksa interview mi deseydim Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 21 yıldır ülkeyi tek başına yöneten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kamu kesiminde işe alımlarda mülakatın kaldırılacağını vaat etti. Buradan anlıyorum ki devlet kadrolarının yeteneksiz ve bilgisiz kişilerle doldurulmuş olmasının tek sorumlusu mülakat denilen şeymiş. Dünyanın her yerinde önemli mesleklere girişte mülakat kaçınılmazdır. Kimseyi küçümsemiyorum ama markete stajyer kasiyer alınırken bile mülakat yapılır. Belli koşulları yerine getirip ki bu belli koşullar bir sınavda belli bir yüzde içinde yer almayı başarmak da olabilir, o pozisyon için yeterli olduğunuzu gösterecek bir özgeçmiş de olabilir. Bir kısa listeye girenlerle o kurumun insan kaynaklarını yönetenler ve tepe yöneticileri görüşürler. Amaç o kişinin söz konusu pozisyona uygun olup olmadığını anlamaktır. Sorular sorarlar, adayı sahip olduğu profesyonel bilgi dışında da tanımaya çalışırlar. Çünkü o pozisyonlara ilk adımlarını atanlar bir süre sonra o kurumun sahip olduğu insan sermayesinin kalitesini de belirleyecektir. Türkiye'de de kamuda önde gelen kariyer mesleklerine eskiden beri böyle girilirdi. AKP hükümeti kendi ideolojik saplantılarıyla mülakat işini bizden mi değil mi sorusunun yanıtını almaya bağladı. Araya hatırlı kişilerin katvizitleri bir tarikata bağlılık gibi hususlar da girdi tabii. Maliye Bakanlığı'nın, hazinenin, iç işlerinin, planlamanın, TÜİK'in kadrolarına kadar işe alım bu zihniyetle yapıldı ve sonunda Türkiye'nin önemli kurumları çöktü. Kamu yönetiminde devamlılığı ve kaliteli insan sermayesinin biriktirilmesini sağlayan kurumlarımızı gelecekte çok arayacağız. Çünkü Osmanlı'dan beri devletin temel kurumları olan bu kurumlar öylesine çökertildi ki yeni yönetici kuşaklarının gelişmesi için gerekli olan şeylerden biri de zaman üstadı o işe layık olmayan, parti ya da tarikat bağlılığı nedeniyle işe alınmış bir müfettiş, hesap uzmanı, meslek memuru görevin gerektiğini ne kadar iyi öğrenebilir? Birkaç kuşak değişmelidir ki kurumlar yeniden eski standartlarına kavuşabilsinler. Ve bunun sorumlusu da mülakat sistemi değil, bu sistemi kötüye kullanan kamu kurumlarının geleceğinden daha çok kendi grup ya da tarikat çıkarlarını gözeten partizan ahlaksızlıktır. Onun için mülakatları kaldırma sözü vermek yerine mülakatları gerektiği gibi yapacak, kul hakkı yemeyecek, namuslu ve dürüst sınav komisyonları kuracağınıza söz verin. Suçlu olan mülakat sistemi değil, 21 yıldır ülkeyi yöneten zihniyet. Erdoğan'ın kafası karışık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adet olduğu üzere gazeteci süsü verilmiş mahiyet memurlarının karşısına çıktı ve televizyon yayınında gözlerimizin içine bakarak imar affı diye bir şeyin söz konusu olamayacağını açıkladı. Bu işin affı mahfu olmaz dedi. Tabi insan hayret ediyor. Bugüne kadar 9 kez imar affı çıkaran kimdi diye. Hatta koalisyon ortağı BBP liderinin verdiği 10. imar affı teklifi de Maraş merkezi deprem olmasaydı bugünlerde bir torba yasanın içinde önümüze konmuş olacaktı. Erdoğan'ın bu konuda kafasının biraz karışık olduğunu da söylemeliyim. Ancak önce yayında söylediği cümleyi tam olarak buraya aktarayım ki izlememiş olanlar ne dediğinden haberdar olabilsinler. Şöyle diyor. Aynı şekilde imar affı diyorsunuz. Bu konuyla ilgili parlamentoyla ilgili anayasanın aklımda kaldığı kadarıyla 50. maddesi olsa gerek bunların içerisinde katalog suçlar var. Orada dinini alacak. Biz onunla daha da köşeye sıkıştıracağız. Bu işin affı mahfu olmaz. Anayasanın 50. maddesini doğru hatırlamıyor. O madde çalışma şartları ve dinlenme hakkı ile ilgili. Onu da burada aktarayım. B. Çalışma şartları ve dinlenme hakkı. Madde 50. Kimse yaşına, cinsiyetine ve gücüne uymayan işlerde çalıştırılamaz. Küçükler ve kadınlarla bedeni ve ruhi yetersizliği olanlar çalışma şartları bakımından özel olarak korunurlar dinlenmek çalışanların hakkıdır. Ücretli hafta ve bayram tatiliyle ücretli yıllık izin hakları ve şartları kanunla düzenlenir. Cumhurbaşkanının anayasayı yanlış hatırlıyor olmasında bir beis göremiyorum. Sonuç olarak karşımızda varlığını anayasayı ihlale adamış bir politikacı var. Asıl anayasayı doğru hatırlamış olsaydı buna şaşırmamız gerekirdi. Anayasa, Cumhurbaşkanı seçilen kişinin partisiyle ilişiğinin kesileceğini emrediyordu seçildikten sonra partisinin ilk genel kuruluna kadar göreve devam etti. Anayasa üçüncü kez aday olamayacağını söylüyor, üçüncü kez aday olarak karşımızda. Ufak tefek ihlallerini saysam yerimiz yetmeyecek. Mahkemelere talimat vermekten tutun da anayasal haklarını kullanmaya, çalışanları polislerine dövdürmesine kadar bir dizi ihlal. Ve zaten katalog suçlarda iddia ettiği gibi anayasada değil ceza muhakemesi kanununda yer alıyor. Öte yandan laf cambazlığı da var. İmar affı diye bir şey olmasın diye bunu katalog suçlar listesine ekleyecekmiş. İmar affı ilan etme yetkisi her türlü af konusunda olduğu gibi meclise ait. Meclis çoğunluğu isterse bu affı her zaman çıkarabilir. Kanunla yasaklayamazsınız. Çünkü isterse o kanunu da değiştirebilir. Katalog suçlar listesine konulacağını söylediği şey imar kanununa muhalefet suçu mu acaba? Belediye başkanı seçilirken iskanı olmayan bir binaya oturuyor olmasının tadını çok çıkarmıştı. Böyle bir durumda kimleri tutuklamalıyız? Binayı yapanı mı, yapılmasına göz yumanı mı, balkonunu belediyeden izin almadan kapatanı da hapse atacak mıyız? 36 katlı gökdelendeki ihlalle 2 katlı köy evindeki ihlal aynı şekilde mi cezalandırılacak? Erdoğan'ın bu tür sorularla başı hoş olmaz zaten. Niyeti de böyle suçları cezalandırmak değildir. İnşaat Partisi AKP'nin varlık nedeniyle çelişir çünkü. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.